Türk'te izleyiciler, hayırlı akşamlar efendim. Tekrar bir Ege'nin Nabzı programında sizlerle beraberiz. Neredeyiz? Ege'nin göz bebeği. Neredeyiz? Ege'nin incisi. İzmir stüdyolarımızda canlı yayındayız. Stüdyoda konuğumuz kim? İzmir'in çalışkan, CHP'li, sevilen, milletvekilliği ön seçimlerinde ikinci sırada çıkan, çok sevilen bir milletvekili büyüğümüz sevgili Taceddin Bey. Sayın Vekili hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Efendim işte İzmir'den böyle güzel hizmetler verelim, sizleri konuk edelim, ülkemizi konuşalım, ülkenin gündemini konuşalım, sizden anlatın, halkımız dinlesin, evet. Halkımızı aydınlatalım diye Ege Türk olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim kapımız her zaman sizlere açık. Sağ olun. İstediğiniz zaman İzmir stüdyolarında Ege Türk olarak İzmir halkı çok ve sizlere hizmet etmeye hazırız efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk diliyorum. Sağ olun. Sayın Vekilim, Taceddin Bayır bir dönemde CHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. Ondan sonra milletvekili oldu. Meşakkatli ve CHP'de 30-36 yıl yanılmıyorsam değil mi sayın? 33 yıl. 33 yıl bayağı bir meşakkatli bir yoldan gelerek bu şu seviyeye kadar geldiniz. Allah başarınıza daim etsin efendim. Sayın Vekilim ne oluyor? Millet hayır demeye korkar oldu. Neler oluyor? Ne oluyor? Bir sizin ağzınızdan dinleyelim dedim. Sahaya indiniz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Görüyorum İzmir'de CHP'li milletvekillerini. Çalışıyorlar, evet, dolaşıyorlar. Sağ olun, eksik olmayın. Bu işte hayır mı var, evet mi var, ne vardır efendim? Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim Mustafa Bey. Yani hakikaten son dönemlerde tarafsızlık biçimde yayın yapan çok az sayıda kanalımız kaldı. Yani bırakın tarafsız yayın yapmayı, hatta yayın yapılmaması gündemde. O anlamda sizin İzmir'in göbeği bir merkezden, Ege'nin bütün bölgelerine, Türkiye'ye tarafsız bir yayıncılık örneği verip beni konuk ettiğiniz için ben size teşekkür ederim. Efendim olur mu? Değerli televizyon kanalı sahibimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Neler oluyor, neler olmuyor ki? Önce bu yayından başlayalım. Anayasa maddelerini biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışırken. Genelde saat 7'ye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM TV alır haberleri, görüntüleri, canlı yayınlar. Halk da ya bu ülkede ne oluyor, ne bitiyor, nedir bu anayasadaki maddeler, neyi değişecek, neyi oyluyoruz noktasında seyreder, izlerdi. Ama gelin görün ki bizim o özellikle 15 günlük anayasa maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylandığı günlerde inanılmaz bir öneriler, şunlar bunlar. Yayının kapatıldığı saatten sonraki saatlere hep tartışmalar geldi. Yani burada şu amaçlandı. Anayasanın en önemli kritik maddelerinin oylamaları gece ya saat 2'de oldu, ya sabaha karşı 4'te oldu, ya 5'te oldu. Yani halkın yattığı, istirahat ettiği, sabah kalkıp işine gidecek haklı olarak. Yani çok siyasete ilgili olanlar sabahlara kadar belki bizim içeriye soktuğumuz, özel yayın yaptığımız bir televizyon kamerasından, çünkü hiç kimse yayın vermiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM TV'de vermiyor. Diğer kanallarında girip yayın alması yasak. İçeride ne oluyor, ne tartışılıyor, ne bitiyor, hangi maddede ne geçiyor? Bunu resmen toplumdan kaçırdılar aslında. İşin doğrusu. Türkiye'de halk zaten ekonomik anlamda bir ezilmişliği var. Ekonomimi nasıl düzelteceğim? Evde, mutfakta bir yangın var. Bu yangını nasıl halledeceğim? Sabah işime aman geç kalmayayım diye. Normal saatte yattı. Ertesi gün bazı yandaş televizyonlarda, yandaş gazetelerde orada kalan muhabirlerin ulaştırdığı, ilettiği konularla ne olup bittiğini öğrenmeye çalıştı. Bugün iddia ediyorum ben hala şurada sokağa çıkalım Alsancak'a ya da Gündoğdu'ya ya da Kemeraltı'na ya da Şehit Fethi Bey Caddesi'ne girelim. Bir kameraman arkadaşla bu anayasada neler değişiyor diye soralım. En bilgili, bilinçli, sorgulayan İzmir halkında bile %50'si hala neyi oyladığının tam anlamıyla farkında değil. İzmir bunu bilmiyorsa Türkiye nasıl düşünün, bilecek? Bakın tamamı demiyorum. %50'si diyorum. Evet. Ki %50 bizde İzmirli gerçekten sorgular. Araştırır, tartışır. Öyle koyun gibi oy vermez. Böyle bir kesim değildir. Araştırır, sorgular. Neden der, niçin der, nasıl der, niçin bunları yapmak zorundayız? Araştırır. Biz de bunu tabii elimizden geldiği kadar, bütün siyasi partilerin milletvekilleri, ben burada bugün, yarın belki bir başka partiden başka arkadaşım, diğer kanallarda bunu çıkıp anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Ama kesin olan bir şey var.
bu ülkede bu anayasa meselesi bugün gelmiş bir olay değil önümüze. 15 yıllık AKP iktidarının yavaş yavaş, kademe kademe bazı şeylere alıştıra alıştıra bunu getirdi, bizim önümüze koydu. Ne yaptılar? Bana göre sistemli bir biçimde Cumhuriyet ve değerlerini yok etmeye başladılar. Bu ama anayasa bunu... değişikliği diyorsunuz çok önemli. Yani bunun altını çizelim. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ana değerlerini yok etmek için yapılan bir anayasa diyorsunuz. Tabii kademe, kesinlikle öyle. Bakın bunu çok açıkça itiraf ettik. Mesela sizde bu konuda hangi madde çok rahatsız etti mesela Sayın Vekilim? İşin doğrusu beni bütün tamamım ediyor da ediyor. Asıl çok rahatsız edeni söyleyeceğim. Buyurun. Yani gelen maddelerin içerisindeki tartışmaları biz gece yarısı mecliste yaparken bir Bursalı AKP milletvekili çıktı. Ki bu arkadaşımız aynı zamanda Anayasa Komisyonu'nda görevli bir arkadaşımız. Evet. Çıktı dedi ki, ya dedi ben şunu kabul etmiyorum arkadaşlar. Bu anayasa maddeleri dedi, nedir yani dedi, hepsi tartışılabilir. Biz tabii itiraz ettik. Ne diyorsun sen kardeşim? Bu ilk dört madde asla tartışılamaz. O da ısrarla hayır tartışılır diyor. İlk dört madde dediğimiz nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İstiklal Marşı, Başkent Ankara. Yani bunları neyini tartışacaksınız? Bunu teklif bile edemezsiniz. Bu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 94 yıl önce 7 düvele baş kaldırıp şehit olan atalarımızın kemiklerini sızlatmak demektir bu. Bu cumhuriyet kolay kurulmadı. Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu bilmeyen o arkadaşlara deriz ki gidin bir Çanakkale'de şehitliği bir gezin. Açın bir nutuğu okuyun, kitapları okuyun. Bu cumhuriyet kolay kurulmadı. Onun için de kolay yıkılmasına da kimse müsaade etmez. Ama bugün geldiğimiz nokta, üzülerek ifade etmek istiyorum. Bir tarafta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği ve bizim korumak zorunda olduğumuz cumhuriyet ve değerleri. Diğer tarafta ise cumhuriyet ve karşıtları. Aslında ilk anayasa oylaması başında sistemin adı başkanlık sistemiydi. Evet. Sonra bu algıda tepki almaya başlayınca onu değiştirdiler. Dediler ki cumhurbaşkanlığı sistemi, yani cumhur başında yoktu başlangıçta. Evet. Cumhur'u sonra koydular. Sonra cumhuriyete karşı değiliz söylemleri başladı. Yani halkta aslında cumhuriyete bir şey olmayacak bu oylamada gibi bir algı yaratmak istediler. Ama siz cumhuriyetin içini 15 yıldır sistemli bir biçimde boşaltıyorsunuz. Biz bunu görüyoruz. Kapattığınız kurumları biliyoruz. Cumhuriyetin değerlerini, fabrikalarını sattığını biliyoruz. Türkiye ekonomik anlamda şu anda öylesine çıkmaz bir noktada ki, öyle bir problemli noktadayız ki, işte o problemi ekonomik anlamda açmak için de yeni bir varlık fonu yaratmak zorunda kaldılar. Biz şunu söylüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, yani bizim atalarımız, dedelerimiz, cumhuriyeti bize emanet ettiler, koruyacaksınız diye. Ne adına? Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği adına emanet ettiler. Biz bu emaneti korumakla sorumluyuz. Biz sizin getirdiğiniz bu sözüm ona cumhuriyet kalacak ama sistem değişikliği bu, rejim değişikliği değil deseler de bu açık ve aleni bir biçimde rejim değişikliğidir. Bu cumhuriyetin altına dinamit koymaktır. Bizim kişisel kanaatimiz bu. Şimdi cumhuriyet sözcüğünü yeni yeni kullanmaya başladılar. Onun da altını doldurmak lazım. Bizim cumhuriyetten algıladığımız şeydir, şudur. Demokrasi, özgürlükler, insan hakları, eğitim hakkı. Bizim cumhuriyet algımız budur. İnsanların düşüncesini özgürce çıkıp ifade edebilmeleridir. Cumhuriyet dediğimiz zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Farklı düşünen insanlar olabiliriz. Farklı görüşlere sahip olabiliriz. Bütün görüşlere saygımız var. Ama bu görüşlerin demokrasiyle, sandıktan çıkan insanlarla temsil edildiği bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 parti olur, 4 parti olur, 5 parti olur. Geçmişte bu tek partiydi. Bunu çok partili sisteme çevrilmesini Atatürk'ün talimatıyla hayata geçti. Yoksa o gün tek adamlığı, yani tek adam komutanlığı, önderliği, savaş kazanmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk bile kendine verilmek istenmesine rağmen bu tek adamlığı kabul etmedi Sayın Atatürk. Evet. Etmedi. O gün o hak bir kişiden alındı, halka verildi, topluma verildi, insanlarımıza verildi. Dedi ki burada toplum ne söylüyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın gözü kulağı sesi olan milletvekillerinin
söylediğiyle tartılacak, ölçülecek. Bu şekilde ifade edildi. O dönem bu tek adamlığın vizesi verilmek istendi Atatürk'e. Atatürk kabul etmedi tek adamlığı. Çünkü şöyle düşündü. Eğer bana tek adamlığı verirseniz hiçbirimiz ölümsüz değiliz. Ben yarın bu dünyadan ayrıldığımda yerime bıraktığım adam ben gibi olmayabilir. Bugün için de aynı şeyler geçiyor. Aynı kaygıyı bugün için de taşıyor tabii, musunuz? Tabii siz ki taşıyoruz. Yani bugüne kadar AKP'ye oy vermiş olabilen arkadaşlarımız olabilir. Bizimle farklı görüşlü olabilir. Buna saygı duyuyorum. Ama şunu anlayamıyorum. Yani sadece Tayyip Erdoğan olduğu için bugün bu tek adam rejimine evet diyen o arkadaşlarımıza sormak istiyorum. Yarın Tayyip Erdoğan öldüğünde, Allah gecinden versin, başına bir şey geldiğinde ne yapacağız? Osmanlı tarihimizde bunun örnekleri vardır. Deli İbrahim vardır mesela. Evet. Değil mi? Yani kimin geleceği belli değil. Ayrıca bunun başka örnekleri de var. Bugün bakın, bu tek adam rejimiyle idare edilen Libya'ya bakın, Suriye'ye bakın, Irak'a bakın. Bunlar tek adamla idare edilmiyor muydu? Bunların hangisinde şu anda huzur var? Hepsi, hangisi sahip? Hepsi karışık şu anda. Hepsi karışık. O zaman bizim de şu anda götürülmek istendiğimiz şey bu karışıklığa doğru gidecek. Ama biz bu karışıklığa asla alet olmayacağız. Yani bizi sokağa dökmek isteseler de biz sokağa dökülmeyeceğiz. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz vatanımızı seviyoruz. Biz bu ülkenin kendi gelir kaynaklarıyla, öz varlıklarıyla üretime ağırlık vererek, işsizliği bitirerek, üretim fazlasını da ihraç ederek bu ülkenin ayakta durabileceğini biliyoruz. Eğer bugün ekonomik anlamda bu çöküş var ise, bazı fonlarla bir yerlere teminat verilerek yeni kredi kaynakları aranıyorsa, bu 15 yıldır bu iktidarın ne yazık ki beceriksizliğidir. Başka hiçbir şey değildir. Eğer burada ben aynı zamanda sanayi, ticaret, teknoloji, enerji komisyonu üyesiyim. Evet. Orada 4 farklı siyasi partiden arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Saatlerce tartışıyoruz. Enerjiyi tartışıyoruz, sanayiyi tartışıyoruz, işsizliği tartışıyoruz. Bazen öyle şeyler oluyor ki 36 maddeli bir toplantı, yani bir kanun tasarısı 36 madde. Birinci maddeden 30. maddeye kadar geliyoruz. Muhalefet düşüncelerini söylüyor, hepsi red. Nasılsa matematik olarak ağırlıkları olduğu için muhalefetin söylediklerini MHP de söylese, CHP de söylese, HDP de söylese yok hükmünde. Her şeyi biz biliriz. Alınan talimatın gereği yapılıyor. Yani özgür düşünceleriyle orada kendilerini ifade etmiyorlar. Oysa ben anlatıyorum. Arkadaş, ben işimi gücümü İzmir'de 40 yıllık ticaretimi, dükkanımı bırakıp geldim. Ben sıfırdan 1960 yılında tütün reşberi olan bir ailenin çocuğu olarak Karaburun'un Mordoğan köyünde dünyaya gelmiş. Daha sonra da İzmir'e ekonomik nedenlerden dolayı göç etmek zorunda kundakta getirilmiş. 12-13 yaşında sokağa çıkmış, kolunda sepet nergis satmış. Kemer altında gömlek satmış. Yapmadığım iş kalmamış. Gündüz çalışmışım, gece okumuşum. Sonra 30'lu yaşlarımda kendi dalımda vergi rekortmeni olmuşum. Devletime vergimi vermişim. Bu arada sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimi devam ettirmişim ve siyasete soyunmuşum. Buraya gelişimin bir tek nedeni var. Ben bu ülkeye borçluyum. Ben bugün eğer Taceddin Bayır olduysam, böyle bir firmam varsa, sahip olduğum bu mal varlıklarımın tamamını bu ülke bana verdi. Şimdi sıra bende. Ben bu ülkeye olan borcumu ödemek zorundayım. Ben bunun için buradayım. Sayın Bakan'a dedim ki komisyon toplantısında, Sayın Bakanım 30 maddede 30 tane şey önerdik. Hepsini elinizin tersiyle ittiniz. Muhalefeti böyle algılamayın. Sizden rica ediyorum. Hatta o zaman Milli Savunma Bakanımız Sayın Işık'tı, Sanayi Bakanı. Dedim ki bakın, ben sizden çok pozitif bir ışık aldım ilk toplantıda. Sizi çok sevdim. Siz de işinizi, gücünüzü çocuğunuza bırakıp gelmişsiniz. Ben de işimi, gücümü bırakıp geldim. Bu devlete hizmet için. Burada önemli olan şey şu. A partisi, B partisi, C partisi değil. Bu ülkeye hizmet etmek istiyor muyuz? Hepimizin bilgi dağarcığında deneyim ve tecrübelerimiz var mı? Var. Hadi gelin bunlardan birlikte ortak bir hamur yapalım. Birleştirelim bunu. Bırakın A partisi, B partisi. Bu ülkeyi düzlüğe çıkaralım. Birlikte yapabiliriz bunu. Bizi her söylediğimizi istemezlikçi, bunlara her şeye muhalefet eden, ya bu CHP'liler var ya, bu CHP'liler zaten her söyledikleri, bizim her söylediğimize karşı çıkıyordu. Hayır, evet dediğimiz şeyler de var. Örnekler ortada. 15 yıldır meclis aritmetiğinizle getirip de meclisten geçiremediğiniz bir tek madde göstersinler bize. Hepsini geçirdiler. Hepsini.
Biz sadece eleştirilerimizi, endişelerimizi koyduk. Anlattık, uyardık. Şimdi zaten bu başkanlığa neden olan gerekçeye hayır dememizin en temel noktası bu. Sen zaten görüntüde bir başkan gibiydin. Bir şey yoktu ki. Yani her istediğini geçiriyordun. Meclise takılan bir şey yok. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayağına dolanmadı ki hiç. Onun isteyip de yaptıramadığı hiçbir şey olmadı ki. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi nedir? Denetim yetkisi vardır. Bu denetim yetkisinde nereye para harcanıyor, nasıl harcanıyor, doğru mu harcanıyor, iş ve istihdam çözümüne yönelik üretimi teşvik eden şeyler var mı? Bütçeler yapılırken dört siyasi parti bunlara katkı koyuyor. Yani bu bir anlamda şöyle bakılabilir. Bugünkü yürütmede bulunan iktidar eğer o elektriği, ışığı yakmak için bir pozitif uçsa, kablo ucuysa, biz de muhalefet olarak negatif uçuz, bu iki uç bir araya gelirse elektrik yanar. Tek uçla yakamazsınız. Ne negatif uçla ne pozitif uçla. Dolayısıyla bu iki düşünceyi harmanlayıp, hamur yaparak birlikte bu işi, bu gemiyi yüzdürebiliriz. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye'de yaşayan sadece AKP'liler değil, CHP'liler de Türkiye'de yaşıyor. MHP'liler de, Saadet Partiler, diğer partiler de. O zaman hepimiz aynı gemide olduğumuza göre bizim birinci görevimiz bu gemiyi yüzdürmek, batırmamak. Biz hep böyle baktık. Bizim muhalefet anlayışımız buydu. Yani AKP başarısız olsun, biz bunların ayağına çelme takalım. Hiç böyle bir yapımız olmadı. Şimdi baktığımız zaman anlaşamadığımız noktalar neydi? Örneğin doğuda kınalı kuzularımız, evlatlarımızı PKK'yla, terörle mücadele için gönderip oradan dönen şehitlere ve şehit ailelerine 100 bin lira civarında yardım yapılıyordu. Daha sonra bu 20 Temmuz meselesi oldu. 20 Temmuz'da da 200'ün üzerinde şehidimiz oldu. O kalkışma diyorum. 15 Temmuz. 15 Temmuz'da da yaklaşık 200 küsur şehidimiz oldu. Ona baktık ki o şehitlere verilen parayla ötekilere verilen farklı. Yani dağda teröristle mücadele eden, terörist şehit olan insana 100-120 bin lira destek olmuşsunuz, yardım etmişsiniz. Ama 15 Temmuz'daki meselede 300 bin lira yardım etmişsiniz. Sordunuz mu peki onu? Sormaz mıyız? Cevap ne geldi efendim? Bunun cevabını alamadık. Yani ama cevap çok açık. Çünkü bir tanesinde devlet adına gidiyor orada PKK'yla can veriyor, kınalı kuzu, yoksul insanların çocukları. Ötekisinde 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı sokağa dökülün dediği için şehit oluyor. Aradaki fark bu kadar. Yani ben neden oldum şehit olmalarına? Üçe katlayın. Ya insan şehitleri arasında ayrım yapar mı? Böyle bir şey olabilir. Mesela bunlarda anlaşamıyorsunuz. Daha anlaşamadığım birçok şey var tabii. Mesela bu anayasanın ne getireceği az önce ilk başta söylediğimizde ilk 30 maddeli bir bülten hazırladık. Ya yani şunu anlamaya çalışıyorum. Evet. Sayın bu 80 anayasasından tamamen asker anayasası, cuntacıların, darbecilerin bir anayasasından kurtulamadık mı yani? Hayır, bunu asla savunmuyoruz biz. Yani o 80 defalarca değişikliğe uğradı bu. Tamamen temizlenmedi bu anayasayla yani. Bana göre büyük bir bölümü temizlenmişti. Değişmesi gereken yerler var mı? Evet var. Ama burada siz 15 Temmuz sonrasında bir takım şeyleri fırsata çevirerek, o hali ilan edip, efendim şu anda bu ülke terörle mücadele ediyor deyip, aslında terörle hiç alakası olmayan yüzlerce akademisyeninizi, bilim adamını kapınızın önüne koyarsanız, bilimin, aklın yeri olan eğitim sistemini alt üst ederseniz ve burada yüksek yargıyla ilgili sokakta gezen vatandaşın kafasında eğer ben mahkeme kapısına düştüğümde acaba bu hakim, acaba bu savcı bana adaletli davranır mı diye tartışılır hale getirirseniz adalet mekanizmasını, diğer taraftan alıyorum yani siyaseti adliyeye sokarsanız, eğer siyaseti üniversiteye sokarsanız, eğer siyaseti askeri kışlaya sokarsanız yaşayacağınız kargaşa bu olur. Bu terörden hepimiz kurtulmak istiyoruz. Tabii büyük bir bela. Bu terör belası hem ekonomik anlamda bizi çok hırpalıyor. Şimdi yani mantıken Mustafa Bey düşünecek olursanız terörle ilgili ekonomik, silahlı,
Ordumuzla, dış ülkelerle ne istedi de yapamadı Sayın Tayyip Erdoğan? Neyi yapamadı? Yani ben şunu yapmak istedim, bana engel oldular diyebileceği bir şey var mı? Peki varsayalım ki başkanlığı verdik. Vermeyeceğiz de. Onun bir kere unutsun yani, başkanlığı vermeyeceğiz. Varsayalım ki verdik. Ne yapacaksın? Yani bugün yaptığından farklı, kendin mi kılıç, yani tüfekleri Rambo gibi çıkıp tek başına ben Türkiye Cumhuriyeti Başkanıyım diye dağlarda PKK ile tek başına mücadele mi edecek? Ne yapacaksın yani başkan olunca? Ekstra ne olacak? Meclise ne getiriyorsan veriyoruz. Hiçbir şeyi de engellememiz yok. Örtülü ödenekte istediğini kullanıyorsun. İstediğin generali başkomutan yapıyorsun. Ordunun başına getiriyorsun. Kara kuvvetleri, hava komutanı. İstediğini görevden alıyorsun. O yetmiyor. Dönüyorsun bu tarafta, bunun yargı sürecini diyorsun ben yaratacağım. İstediğin hakimi savcıyı getiriyorsun. Onları da yaptı. İstedi hakimi savcıya da ya FETÖ bağlantısı ya PKK bağlantısı diye kızağa çekti. Aynı şeyi on binlerce öğretmene yaptı. Yani ilkokulda, ortaokuldaki öğretmenlerimiz on binlerce insanı kapının önüne koydu. Ne adına koydu? Vay, senin Asya Bank'ta hesabın var diye. Peki bu vatandaş, sen her konuda ben sıkıştığınca aldatıldım diyorsun. O vatandaşın Asya Bank'ta sadece ev sahibi kirayı buradan yatıracaksın dediği için Asya Bank'a kirayı yatırmış olmasından FETÖ'cü damgasını vurup hem eşini hem kendisini, çoluk çocuğunu sokağa atıp ona FETÖ'cü damgası vurup aç bırakma hakkın var mı? Böyle bir adalet olabilir mi? Yok değil mi? Böyle bir şey yok. Ama yüzlerce mağdur var. Bizim bu konuda CHP olarak kurduğumuz komisyona 35 bin dosya geldi. Bana sadece İzmir'de gelen dosya 1000'in üzerinde. Yani hiç aslında FETÖ ile ilgisi olmayan, PKK ile ilgisi olmayan insanlar sadece kendileri öyle düşünmediği için, aynı düşünmedikleri için mesleklerinden uzaklaştırdılar. Kendi kadrolaşmalarını yaptılar. Evet. Şimdi isterseniz anayasada oylanacak şeyin kısaltılmış olarak 10 maddelik metnini ben değerli seyircilerimizle bir paylaşayım. Çünkü buyurun, bu buyurun. Çok önemli. Buyurun lütfen. Yani bu hayırsız anayasa diyorum ben buna. Bu hayırsız bir anayasa. Ülke için hayırsız bir anayasa. Hayırsız anayasa Türkiye'ye ne getirecek? Bir kere bunu iyi algılamak lazım. Kısa özetleyecek olursak, bir tek adam rejimi getiriyor. Tek adam hem hükümete, evet, hem meclise, hem de mahkemeye müdahil olacak. Yani rejimi değiştirecek, fiilen cumhuriyet ortadan kalkacak. İstediği kadar kalkmıyor desin. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Elazığ'daki konuşmalarıyla evveli gün başka yerdeki konuşmaları arasında ciddi çelişkiler var. İzleyicilerimiz bunun farkında aslında. Yani bundan 3 gün sizin önce... Sizin yakaladığınız nedir efendim? Onu paylaşayım. Mesela 3 gün önce söylediği şey, efendim bu hayır diyenlerin hepsi teröristtir dedi. Çok net yani, devamlı söylediği şey. Bayağı hayır bir diyenler, gündeme oturdu kelime. Oturdu kelime. Şimdi bugün bakıyorum bir geri vites durumu var. Elazığ'da diyor ki, ey CHP oy veren kardeşlerim, ey MHP oy veren kardeşlerim, ey HDP oy veren kardeşlerimiz, düşünün. Ben sizin oyunuzu istiyorum. Evet, oyunuzu istiyorum. Ya bir dakika. Sen bizi dün terörist ilan ettin. Bugün teröristlerin oyunu ister hale geldin. Hani teröristlik? Niye teröristi avuç açıyorsun? Niye onun oyunu istiyorsun? Yani hayır diyen herkese terörist damgasını vuruyorsun. Kendini bilmez bir takım adamlar. Çok özür diliyorum. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama Müslümanlığı kalkıp da camide halka vaaz verirken cuma namazında bu evet hayır meselesini bile kullanarak hayırcılar dinsizdir, hayırcılar cehenneme gidecek ifadelerini kullananlar kimden cesaret alıyorlar? Mesela bugün gene gündeme düştü. Mersin Anamur'da AKP Gençlik Kolu İl Başkanı diyor, demiş ki, tweet atmış, gördük tweetleri. Ya bu Mustafa Kemal Atatürk nereden geldi kardeşim? Selanik'ten geldi. Mustafa Kemal Atatürk Yunanlıdır. Tweet atıyor adam. AKP Gençlik Kolu Başkanı bunu atan adam. Bu şimdi benim İzmir'de yaşayan dünya kadar göçmen var. Selaniklisi var, Yugoslav göçmeni var, Yunanistan göçmeni var. Bu insanlar kadar da bayrağına bağlı. Bu insanlar kadar da Türkiye'yi seven, çalışkan, ki tanıyorum çoğunu. İnsanlar ben görmedim. Asla devletine başkaldırmaz. Bayrağımızın, ay yıldızlı bayrağımızın altında bu ülkeye hizmet için üretirler ve çalışır o göçmenler.
Sen şimdi ne demek istiyorsun? Yani bizim Türkiye'de yaşayan bütün göçmenler hepsi Yunanlı mı oluyor? Yani Türk değil diyor. Attığı mesajın özü bu. Efendim Selanik'te doğan insan Türk olamazmış, Atatürk olamazmış. Şimdi bunların aslında zihinlerinin arkasındaki bazı şeyler, işte Bursa milletvekilinin ilk dört madde için söylediği, İstanbul'daki imamın camide söylediği, Anamur'da gençlik kolu başkanının söylediği ipuçları veriyorlar, kaçırıyorlar. Çünkü asıl niyet çıkıyor ortaya. Kim ne derse desin. Saklı kalmaz ki. Şimdi gelelim ikinci maddesine. Hayırsız anayasa ne getiriyor başkan? Parti devleti. Başkan olan kişi aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak. Devlet parti devleti olacak. Başkan senin partinden değilse devlet kapısında senin yerin olmayacak dolayısıyla. Kesin öyle bir olmayacak algısı var mı yani, sizce o kanaat geldi mi? Mesela zaten, Amerika'da da partili başkanlar var mesela. Ama aynı şey değil. Buradaki aradaki olay, fark nedir? Buradaki efendim? Olay çok farklı. Şimdi bizde mecliste cumhurbaşkanı seçildiği zaman evet. Çıkar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tarafsız olacağına. Yani cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türk halkının 82 milyon tamamının cumhurbaşkanıdır. Kendisine oy verenlerin değil. O zaman her seçilen ben sadece bana oy verenlerin cumhurbaşkanıyım derse sadece onlara iş aş verir, yani işte yardım belediye eder. Belediye başkanları da öyledir mesela. Seçildikten sonra ben İzmir'in belediye başkanıyım der. Evet. Falan yerin başkanıyım der. Yani kendine oy verenlerin çöpünü alıp da kendine oy vermenlerin çöpünü almamazlık yani, edebilir mi? Hayır, kapıdan da kovalayamazsın. Sen işte AK Parti'ydin, sen MHP'liydin. Ben CHP'li bir belediyeyim deyip gönderemez yani. Tabii ki bunun adı ama demokrasi. Yani seçildikten evet. Sonra herkese eşit hizmet vermek zorundasın. Peki yani partili cumhurbaşkanı olunca böyle bir hizmet vermeme gibi bir algı... Hayır, taraf olacak. Taraf olacak, şüpheniz var mı yani konuda? Olmaz mı? Şimdi yaptığı ne? Şu anda cumhurbaşkanı tarafsızlık yeminini çiğniyor. Ve o maddede duruyor anayasada, o da enteresan. Yani çıkacak gene tarafsız olacağıma diyecek. Ama aynı zamanda partinin genel başkanı olacak. Yani bir partinin ayrı bir genel başkanı olmayacak. Yani AKP'nin hem genel başkanı olacak hem Türkiye Cumhuriyeti başkanı olacak. E şimdi bu neye benziyor biliyor musunuz? Yani iki tane futbol takımı düşünelim. Fenerbahçe, Galatasaray. Evet. Hakem geliyor ortaya, bir bakıyoruz. Aa, üstünde Fenerbahçe forması var. Yani şimdi niye? Çünkü kendisi Fenerli hakem. Yani bir maç yapılacak orada. Fenerbahçe, Galatasaray maçı. Ama hakemin üstünde Fener forması var. Düdük çalar mı Fener'in aleyhine sizce? Ya mümkün değil. Taraf yani bir taraf siyasi partinin yani. De genel başkanı cumhurbaşkanlığında tarafsız davranması gereken olaylarda tarafsız kalabilir mi? Kalamaz. Çünkü bir gömlek üstünüzde AKP genel başkanı, diğer gömlek cumhurbaşkanı. Ayrıca evet. Bunu dış itibarınıza da kimse dikkate almaz. Yani burada da bir de böyle bir problem var. Böyle bir çelişki var diyorsun. Peki sonra ne oluyor? 3. Meclisin tasfiyesi. Başkan kanun yerine geçen kararnameyi kendi çıkarabilecek. Yani daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dört siyasi parti arasında tartışarak, anlaşarak çıkarabildiği kanun hükmündeki kararnameleri bizim çıkarmamıza gerek kalmıyor artık. Meclise gerek yok. Sayın Başkan kendisine bu yetkiyi alıyor ve istediği gibi istediği kanun maddesini geçiriyor. Yani meclisi bypass etmiş oluyor. Meclisi vesile etmiş oluyor. Meclisin ve milletvekillerinin etkisi ve yetkisi kalkıyor. Hiçbir etkimiz yetkimiz yok. Akla şu gelebilir. Ya madem sizin etkiniz yetkiniz yok, bu sayı niye 600'e çıkarılıyor o zaman? Ve bana göre 550 sayısı bile fazla. Niye 600? Niye bu halkın... Neden 600 oluyor? Bence şundan alıyor. Şimdi çözebildiniz mi yani bu 600? Çok net biçimde çözüyoruz efendim. Şu anda onlardaki sistemde bir tek adam kalemi eline alıyor. Türkiye'deki kendi partisinin bütün milletvekili adaylarını kalemle yazıyor. Bir tek adam yapıyor bunu. Bizdeki gibi ön seçim falan yok. Halka gidip soralım. Halk arasından bir eleme yapalım. Bir kamuoyu yok. Böyle bir şey yok. Onlar sadece kendilerine biat edebilecek tarzda kontrolü tek kişi yapıyor, yazıyor. Dolayısıyla bunu da tek başına yapınca herhangi bir oylamada örneğin Cumhurbaşkanı usulsüz bir harcama yapıldı diye bir iddia atıldı ortaya. Evet. Sabit bir şey yakaladınız. Nasıl alacaksınız görevden Cumhurbaşkanı'nı? 400 tane milletvekili el kaldıracak. Varsayalım ki 400 milletvekili el kaldırdı. Mümkün mü? Kendi yazmış zaten milletvekillerini. Varsayalım kaldırdı. Kime gidecek? Yüksek Yargı'ya, Anayasa Mahkemesi'ne. Peki Anayasa Mahkemesi'ndeki hakimleri kim atadı? Onu da başkan kendi atadı. Nasıl olacak bu iş?
kadıyı kadıya şikayet edeceksin. Yani mümkün değil. Yani o zaman hiçbir şekilde denetlenemez, eleştirilemez, taş taş üstüne konulamaz bir yetki. Burada bu yetkinin halkın seçtiği milletvekillerinin bypass edilmesi, o zaman millet kendini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göremeyecek ki. Tek adamda %40 küsür, yani sandığa giden %80 ise %80'in 51'i ne yapar? %40 küsür. Yani %60'ı oy vermediği halde, %40'ın oy verdiği adam ne derse o olacak. Böyle bir adaletsizlik, böyle bir saçmalık. Bir başka şey, peki bu kadar yetkiyi alıyor. Astı astı kestiği kestik. Komutanı atıyor, hakimi atıyor, savcıyı atıyor. İsterse meclisi feshediyor. Kendi sorumluluğu var mı? Başkan ve başkan yardımcıları ve bakanlar suç işlemesi halinde, az öncekini toparlıyorum, başkan yardımcıları için de geçerli aynı şey. Sadece ve sadece 400 milletvekili izin vermezse mahkemeye çıkarılması söz konusu değil. Ama onlar da, onların tezi de şu diyor, eskiden vatan hainin haricinde Cumhurbaşkanı yargılanamıyordu diyor. Hayır. Ama şimdi diyor yargılanacak diyor çıkardığımız anayasayla. Hayır, olur mu? Daha önce Yüce Divan vardı. Tespit ettiğiniz zaman 1/3'üyle yapardınız. Yani 550'den daha az, 376. Onu niye çok güzel işleyemedi Cumhuriyet Halk Partisi? Vatandaşın çoğu bilmiyor Yüce Divan olayı mesela. Olur mu? Yüce Divan diye bir şey vardı. Mesela biz 17-25 Aralık konusundaki ayakkabı kutuları meselesinde de biz çok uğraştık. Bununla ilgili komisyon kuralım, bu bakanlar hakkında bir araştırma yapalım. Nedir bu ayakkabı kutularında bulunan paralar? O bakanları sadece uzaklaştırdılar mesela, yani konu kapansın diye. Görevlerinden ama paralar yok oldu. Yani paralar yok ortada, konu kapatıldı geçti. Neden kapatıldı geçti? Az önce ilk başladığımda Mustafa Bey size bir şey söyledim. Teşekkür ediyorum tarafsız yayıncılık. Bütün mesele evet. Bu zaten. Eğer siz Türkiye'de 600 tane kanalın üstüne ahtapot gibi çöker de kardeşim sen benim aleyhimde konuşan adamları konuşturmayacaksın, 580 tanesini teslim alırsa, devletin resmi kurumlarının ilan reklamlarının oraya girdisini keserse, gazetelere yapılan baskı budur, İlan reklamlarını keserse nasıl yaşayacak bunlar? Yani. Ya da konuşan köşe yazarı, mümkün değil, yaşayamaz. Yazan, çizen, aklı çalışan, sorgulayan köşe yazarını alır Silivri'ye tıkarsan, şarkı söylerken siyaset yaptı diye içeri atarsan, televizyon programında vay benim aleyhimde konuştu diye televizyon programının sahibini arayıp bu adamı kapının önüne koyacaksın ki daha yakın örneğini yaşadık daha bir hafta önce. Bunu yaparsanız yani tek dilde tek düzen bir sistem. Dolayısıyla medya teslim alınmış konumda olunca insanların duymak istedikleri haklı gerekçeleri ortadan kalkmış oluyor. 5. madde teslim alınmış yargı. Yani hakimler ve savcılar başkanın sözünden çıkamayacak. Çünkü onları atayan kendisi. Yani sizi kaymaklı bir işe getiren, o maaşı veren, dokunulmazlık altınıza araçlar veren insana karşı nasıl onun sözünden çıkıp karar alacaksınız? Başkan hak, hukuk tanımaz. Zorba biri ise seni koruyabilecek hiç kimse olmayacak. Yani siz kendi haklarınızı bile koruyamayacaksınız. Çünkü talimat yukarıdan gelecek. Can ve mal güvenliğiniz kalmayacak. Bakın bununla ilgili ilginç bir örnek İzmir'den olduğu için vermek istiyorum. Buyurun. Okulun ismini saklayacağım. Bir kolej ve bir üniversite. İzmirliler anlar bunun ne olduğunu. Çok yakından tanıdığımız. Bu FETÖ bağlantısıyla kapatıldı. Lise, kolej, imam hatip yapıldı. Üniversitede kapatıldı. Adamın mallarına el konuldu. 50 yıldır İzmir'de tanınan birisi. Adamı karakola çağırıp da ifadesini bile almadılar. Kardeşim sen FETÖ'cü suçlaması var diye. Ya böyle bir şey olabilir mi? Karakola çağırılıp ifadesi alınmayan adamın mallarına el koydular ama. Ve çok ilginçtir. O kolejde şu anda 2500 kapasiteli bu kolejde şu anda 200 öğrenci okuyor. Niye? Okulun müşterisi yoktu ondan. 500 metre geride bir fakülte, ilahiyat fakültesi vardı. Onun altında bir imam hatip vardı. Burada bunun müşterisi yokken 2500 kapasiteli okulda 200 kişi okurken şu anda 200 metre ilerisine Fahrettin Altay'ın karşısında Maliye Meslek Lisesi'ni yıkıp yineden İmam Hatip Lisesi yapıyorlar. Geçen gün bakanla Balçova'da toplantıda rica ettim. Sayın Bakanım, İzmir'de 250 bin işsiz var. Bakın İzmir
%15 işsizlik oranı yeni açıklanan rakamlar. Türkiye'de 12,5, İzmir'de %15. Bizim bildiğimiz rakamlar 250 bin civarında. Bunun 40 bini üniversite mezunu. Sizden rica ediyorum dedim. Bizim burada ihtiyacımız olan, bakın Sanayi Odası Başkanı orada, Ticaret Odası Başkanı burada, sivil toplum örgütleri burada. Sayın Bakan sizden rica ederim. Bize lazım olan şey İmam Hatip Lisesi değil burada. Bizim Müslümanlıkla ilgili sorunumuz yok. Yeterince imamımız var, İmam Hatip Lisemiz var. Ama bize lazım olan eli tornavida tutan eleman lazım fabrikada, sanayici. Ben kendim de iş adamıyım, sanayiciyim. O adamı bulamıyorsun. Herkes masa başı iş istiyor. Herkes mühendis, mimar, doktor, masa başı elinde. Ama biz diğerlerini nereden bulacağız? Eli tornavida tutan adam yok. Üreteceğim ki ihracat yapayım. Ha, onu da tabii yaptırırlarsa, bir de o var. Yani siz bugüne kadarki yaptığınız ithalat ve ihracatta dengeler bozulmuş. Bütçe kocaman bir delik var. İhracatımızın neredeyse %45'ini Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. %45 Avrupa Birliği'ne yaptığımız bu ihracatta Avrupa Birliği'nden de Türkiye'ye yabancı yatırımcıların %70'i geliyor. Ama bir tek adam çıkıyor, bir kızgınlıkla Avrupa Birliği'ne posta koyuyor. Diyor ki al oyunu, ne yaparsan yap diyor. Ya bizim en iyi müşterimiz Avrupa Birliği. Çok mal satıyoruz oraya. Üreteceğiz, satacağız ki Türkiye'de insanlar kalkınsın, işsizlere iş bulalım. Sen niye posta atıyorsun oraya? Yani bu böyle kaba dayılıkla falan olacak iş değil ki. Ülke ekonomisinin altına dinamit koyuyorsun. Bunu yaptığın zaman oradaki itibarında yerlerde sürünüyor. Adam bir basıyor göre, vay uçağımı düşürdün Rusya'ya bir fırça, Fethiye'den giden domates kamyonları sınırda kalıyor, çürüyor gidiyor orada. E bu taraftan mermer göndereceksin, istemem senin mermerini diyor. Çünkü sen bizi dikkat et. Yani böyle bir ekonomik anlamda da sıkıntı. Ekonomi, piyasa, ücretler, maaşlar tek adamın keyfine kurban edecek. Yani diyecek ki kardeşim emekli maaşını ben veriyorum. Bu kadar diyecek. Askeri ücret bu diyecek. Bunların hepsinin kararı kendisi de alacak. Kriz, iflaslar, işsizlik ve yoksullukla birlikte bence ekonomik çöküş başlayacak. Şimdi bakın kandırmaca. Tam seçime gidiyoruz ya. Yani evet. Biz biraz toplum olarak galiba biraz balık hafızalıyız. Bazı şeyleri çabuk unutuyoruz. Bu seçim rüşveti olarak emekli promosyonları meselesi. Size de çok geliyordur programlarınızda. Ben de emekliyim. Şimdi... Ne alacağınızı biliyor musunuz emekli promosyonu? 350 lira mı 400 lira mı? Evet. Ne kadar süre için alacağınızı biliyor musunuz? Benim bildiğim 1 yıl zannedersin. Hayır, 3 yıllık. 3 yıllık. 3 yılda 300 lira para verecekler size. Yıllık 100 yani lira. Yılda 100 lira. Yani bölerseniz bunu da ayda 10 lira. Ha bunun karşılığında da sizden banka yalnız bir şey istiyor. Diyor bütün işlemleri benden yapacaksın. Talimatları, elektrik, su parası vesaireyi. Onun karşılığında da ben senden 20 lira isterim. Ben promosyonu istememe hakkım var mı? Var. Promosyonu reddedersiniz. Reddederim ben. Dolayısıyla o talimatları da vermezsiniz bankaya. Anladım. Kendiniz zaten vaktiniz vardır. Bir yürüyeyim gideyim ya yatırayım vezneye dersin. O promosyon parasını almazsın. Orada da onu o işlem parasını ödemezsin. Zaten işlemden alacaktır bizden o promosyon parasını. Tabii canım. Yani buradan sonra... yani size 100 lira verecek. Ayda 10 lira verecek. Bu taraftan ayda 2 ödemenden 20 lira alacak. 20 lira alacak. Yani bankalar en yüksek kar eden kurumlardı. Dolayısıyla ekonomik krizle ilgili de beklentiler çözüm değil. Teröre geldiğimiz zaman tek adamın aklıyla her şeyin üstünde olacak. Kabul edeceksiniz. Yani burada devlet ve toplum hayatında danışma, ortak akıl, üniversiteler, uzlaşma. Bakın şu anda insanlar nasıl gerildi. İnanılmaz derecede bir çatışma hali, iç savaş konuşuluyor. Dilini kontrol edemeyen siyasetçi olduğunu iddia eden insanlar çıkıyorlar televizyonlarda, gazetelerde ya toplantı yerlerinde. İşte daha çok 10 gün önce Manisa AKP İl Başkan Yardımcısı çıktı. Televizyonda yayınladı bunu mikrofondan açık açık. Hazır olun, eğer bu sandıktan hayır çıkarsa iç savaş çıkacak, iç savaşa hazır olun dedi. Allah korusun. Allah korusun da böyle bir şey olabilir mi? Şimdi ben zannediyorum. Biz tam tersini bütün partililerimize gittiğimiz toplantılarda arkadaşlar sizi kışkırtan bazı provokatörler olabilir. Sokağa dökülün. Şunu yapın mı? Asla. Biz Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda ülkesini seven, vatanını, bayrağını seven insanlarız. Terörle de işimiz olmaz. Sokağa dökülüp de bazı şeyleri kışkırtacak çapulcularla da kimseyle işimiz olmaz. Böyle bir şey olmaz. Bizi yani örtüştürmeye çalışarak yol almaya çalışıyorlar.
Efendim bu hayırcılar teröristi bilmem neydi. Ya geçen mecliste söyledim. Arkadaşlar ben hayırcıyım. Ben oradan bakınca hiç terörist tipi var mı bende? Yaşamım ortada. Ödediğim vergi ortada. Ürettiğim ortada. Yetiştirdiğim insanlar ortada. Şimdi ben sadece aklımı kullandığım için, beynimi kullandığım için bu işe hayır diyorum. Sen bana terörist diyorsun. Nasıl teröristim ben ya? Bu ülkeye ödediğim vergiye bir bak. Verdiğim hizmete bir bak. Yani. Hala öyle. Yani bu çok ağır bir ithamdı. Şimdi geri vites yapılmaya başlandı. Öyle gözüküyor. Bir de tabii burada bizim millet olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ortak bazı değerlerimiz vardı. Bu ortak değerlerimiz inanılmaz tahrip ediliyor. Yani camiye, kışlaya, adliyeye, okula siyaseti soktuğunuz zaman o ortak değerlerimiz, kimsenin kimseye müdahale etmediği, yani dinin, dilin, ibadetin, dinin, nerede doğdun, alt kimliğin, biz bunlara hiç bakmazdık. Biz keşke Türkiye'de İzmir gibi olsa. Yani ne kız alıp verirken ciddi kontrol edilir, bakılır. İki gönül bir olmuş, sevmişler birbirlerini, hayırlısı olsun denir. Alt kimliğine bakılmaz insanların. Nerelisin? İşte rengi ne? Siyah mı? Beyaz mı? Dini ne? Dili ne? Bunlara biz bakmayız. Ama barış ve kardeş içerisinde de yıllardır 90 küsur senedir de yaşıyoruz. Şimdi çok büyük bir gerginlik getirildi. Çünkü siyaset camiye girmeye başladı. Siyaset kışlaya girmeye başladı. Bakın ordunun içerisine girdi. Orduda inanılmaz tasfiyeler yaşandı. Aslında geçmiş dönemde FETÖ'cü oldu diye ordudan gönderilen çok sayıda Kemalist subay olduğunu biliyoruz. Ergenekon mesela en doğal örneği. Evet. Ergenekon diye Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık yemini etmiş üst düzey subaylarımız, generallerimizi topladılar, Silivri'ye götürüp tıktılar. Bunu yapanlar... Ama FETÖ'cüler değil miydi lan Sayın Bekir'im? Şimdi haksızlık da yapmamak lazım. Hayır, bunu yapanlar, bunu kararını veren savcılar ve hakimler FETÖ'cüydü. Şimdi yani, onlar da atıldı dışarı. Yani onu anlatayım. Ama orada... O tasfiyeyi yapanlar, Kemalistlere bu. Bakın o zulmü yapanlar. Evet ama buna göz yuman da bugünkü iktidar. Yani tabii o da ayrı bir konu. Yani. Niye bugünkü iktidarda? Çünkü o zaman ortaktılar, kol kolaydılar. O insanlar o generallerin yerine geldi. Sonra da şimdi o generaller işte 15 Temmuz meselesiyle ilgili yargının önüne geldi. Ya. Böyle de bir böyle açmaz. Yani şimdi ne oldu? Yine aldatıldık. Ya arkadaş sen çocuk musun durmadan aldatılıyorsun? Yani çözüm süreci dedin. Gittin ha burada davul zurnayla teröristleri karşıladın. El altından Oslo'da, İmralı'da görüşmeler yaptın. Doğu ve Güneydoğu'daki oyları AKP'ye aktarmak için bunların hepsini bilerek yaptı. Bilinçli yaptı. Evet. Özür dilerim aldatılmışım, yanılmışım. Peki şimdi sen tek adam yetkisini ben sana verirsem... Sen yarın savaş kararı konusunda aldatılırsan çıktım ya ey Türk halkım affedin beni aldatılmışım. Böyle bir şey olabilir mi? Niye bu yetkileri tek adama verelim? Verin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilmiş insanlar tartışsınlar sabaha kadar bunu. Sizi temsil eden, öbür arkadaşımı temsil eden, İzmir'i temsil eden, Van'ı temsil eden, Ankara, İstanbul'u, Edirne'yi temsil eden insanların seçtiği insanlar karar versin savaşa girilip girilmeyeceğine. Ama her şeyi ben bilirim, ben yaparım noktasına gidersin ve bunların içinde tabii bu hayırsız anayasanın bana göre en hayırsız maddesi de en önemli maddesi başkan isterse devlet kurumlarını bölgelere ayırarak ülkenin bölünmesine neden olabilecek. Yani eyalet işte. Eyalet ve federasyon kurma yetkisi. Asıl tehlike burada. Olur mu? Ya şimdi yetkiyi alıyor. Bu geçerse oluyor. Bu endişe sayın vekilim sizde var mı? Ben bu endişe bende var mı derken ben bu hayırsız anayasanın hayırla reddedileceğini iddia edenlerden. Onu tamam. Bu olayda. Evet çıkar ise sizin sorunuzdan onu algılıyorum. Evet çıkar ise bu yetkiyi alıyor kendisi. Yani şunu yarın derse dilim varmıyor bunu söylemeye. Yani rahatsız oluyorum çünkü. Ne? Ya arkadaşlar işte biz bunlarla şu kadar yıldır bu terörle mücadele ediyoruz. Bu kadar paraya mal oldu bize. 500 milyar dolarımız gitti 20 senede. Şu oldu bu oldu. Bak ekonomimiz de çöktü. Verelim federasyon olsunlar der mi? Bu kadar da şehit alıyor. Her gün şehit geliyor. Bunu anlatamıyor ki. Seçilirken istikrar demedi mi? Dedi. Arkadaşlar beni seçin. Ekonomi de düzelecek. Terör de bitecek demedi mi? Dedi. Dedi. Peki ne oldu? Terör bitti mi? Bitmedi. İstikrar geldi mi? Gelmedi. Ekonomi ne oldu? Dolar fırladı, aldı başını gitti.
İnanılmaz derecede uçuruma doğru gidiyoruz. Yine seçim rüşveti diye şimdi bazı şeyler yaptı. Çok komik şeyler yapılıyor. Neden onların? Mesela Kasım'da başbakan çıktı dedi ki ey çiftçi hayırlı uğurlu olsun, öyle bir hali vardır ya. Hayırlı uğurlu olsun, traktörün mazotunun yarısı, deponun yarısı bizden. Hayırlısı olsun. Sanki cebinden babasının malını satıp da tankerlere koymuş onu veriyor. Devletin malı bu. Onlardan aldığın vergi. O üreten alın teri emeğiyle sabah güneş doğarken yola çıkan çiftçinin alın teri ve emeği o. Mazotun yarısını vereceğim dedi. Hafta sonu tatildi. Meclise gittik, salı günü açtık. Aa bir baktık kanun hükmünde bir kararname gelmiş. Biz traktöre mazot beklerken yarısı doldurulacak diye yatların alışverişindeki ÖTV sıfırlanmış. KDV 0-1'e düşmüş. Allah Allah. Mazot zaten farklı fiyatı alıyorlar. Yani düşünün. Traktörü olan çiftçi üreten, alın teri emeğiyle üreten, bu ülkeye katma değer yaratan çiftçinin mazotu 4 lira 20 kuruş, yata aldığınız mazot 1 lira. Yani bunlar aslında çiftçinin deposuna yarım mazot dolduracağız derken tam tersini söylemişler. Biz yanlış anlamışız. Yani yarısını alacağım demiş orada Sayın Başbakan. Hı hı. Ben mecliste bunu dile getirdim ve şöyle ifade ettim. Ya arkadaşlar dedim, Allah aşkına ya. Siz hiç traktörünün arkasına yat takmış çeken çiftçi gördünüz mü? Hiç böyle bir manzara gördün mü? Yani traktörle giden bir adam yatı arkasına bağlamış. Çiftçinin çektiğini görmedim ama bir yatı traktörle çeken, bir çektiren bir esnaf zengin gördüm. Ya yani. O olmuştu. Yani sanki çiftçilerin yatı var. Çiftçilere yani, diyor yani. Mazotun yarısını vereceğim diye yat sahiplerine veriyor. Evet. Yani böyle de bir ikilem. Bunun adı kim ne derse desin, istediği kadar sistem değişikliği desinler. Evet. Bunun adı açık ve aleni olarak tek adam rejimidir, seçilmiş krallıktır. Yani başkan bana göre padişahlarda dahi olmayan, geçmişte Osmanlı'nın padişahlarında bile olmayan, Atatürk'e bile verilmeyen yetkilere sahip olacak. Şimdi bunu, bu sıraladığım 10 maddeyi, eğer halkımız doğru anlarsa, Tayyip Bey'i sevse de ona oy verse de, peki Tayyip Bey öldüğü zaman ne olacak? Kim gelecek yerine? Yani şimdi başkan yardımcısı 5 tane seçti getirdi. Sonra da vasiyet edecek, bu diyecek. Yani o tekrar halk tarafından seçilmesi söz konusu değil. Yani bir nevi padişahlık gibi babadan oğula devreden giden bir sistem olacak. Mesela bu gençlerle ilgili mesele çok cazip gibi geldi. Bununla ilgili biz konuşmuyoruz artık yani. Çünkü onlar niçin evet dediklerini anlatamadıklarından devamlı sahada şunu söylüyorlar. Bu ayırcılar terörist, bu ayırcılar şöyle, bu ayırcılar. Ya kardeşim sen bırak ayırcıları. Sen niye evet diyorsun, onu bir anlat bana. Dedin ki 18 yaşındaki çocuk milletvekili olsun genç adam. E peki 18 yaşındaki çocuğa üniversite mezunu olmayana iş vermiyorlar. Tamam, bizim gençlerimiz aslanlar gibi. Zaten onlar da kabul etmedi. Askerlik engeli var 18 yaşta. Dediler ki ya biz sıkıştırınca aynen şunu dediler. Ya problem değil zaten dediler, 18 yaşında olsa olsa 25-30 tane gencimiz meclise girer. Onları da askerlikten muaf ederiz dedi bu tek adam. Nasıl yani? Sizin çocuğunuz, benim çocuğum gidecek Siirt'in dağlarında, Diyarbakır'da PKK ile vuruşacak benim kınalı kuzu çocuklarım. Şehit gelecek buraya. Sana yandaş müteahhitlik yapan, seçimde ekonomik destek sağlayan müteahhit çocuklarını milletvekili listesine yazıvereceksin, askerlikten sıyıracak. Oh ne âlâ memleket. Böyle bir şey olabilir mi? Günah bu ya, günah. Çocuklarımıza günah, bu kınalı kuzulara günah. Ben İzmir'deki hemen hemen bütün şehit cenazelerine gidiyorum. Hiç kaçırmam. O anaların babaların durumunu anlamaya çalışıyorum. Çok kolay da anlaşılır gibi değil. Bir hafta sonra, 10 gün sonra bir daha gidiyorum bazen ziyarete. O gün için aldığı ilaçla, sakinleştiriciyle bağrına taş basmış. Ama evladı kopmuş. O yaşa getirene kadar gözü gibi bakmış evladına. Sonra da koymuş bir kırmızı Türk bayrağına sarılı tabuta, uğurlamış ve yok artık. Ne sesini duyabiliyor, ne kokusunu alabiliyor. Allah kimseye vermesin bu acıyı. Ama siz bir tarafta bir takım çocukları milletvekili listesine yazıp bunu göndereceksiniz. Onun karşılığında da mutlaka bir şeyler alacak karşılardan. Ama diğer tarafta bu Allah'a yani olacak şey değil. Bunun Müslümanlıkla falan alakası yok. Böyle adaletsizlik olmaz. İşte bunları gördüğümüz zaman bizim isyan edesimiz geliyor.
Burada bir başka şey yaptılar. Mesela yine toplumda piyasa canlansın diye ÖTV meselesinde efendim işte ÖTV'yi %8'e indiriyoruz dediler, %18'i. Bazısını tamamen kaldırıyor. Nereden kaldırıyorsunuz? Ev eşyalarında. Elektronik eşyalarda kaldırıyor. Yani piyasa canlansın diye. Ya Allah aşkına arkadaşlar, dolardaki ve eurodaki artıştan zaten ithal olan veya ithal ham maddeli olan bu elektronik eşyalar, buzdolaplarından tutun televizyonlar vesairelerin hepsinin otomatikman %25, %30 değerleri arttı doların fırlamasından kaynaklı. Yani 1000 liralık ürün zaten 1250 liraya çıktı. Sen şimdi diyorsun ki kandırıyor gibi, insan kanlı yani, çocuk kanmaz buna. %8 ÖTV'yi kaldırdım. Hadi hayırlı olsun, alışveriş et. %8'i kaldırınca 1000 liraya alacağım mal 1250'ye çıkmış, 1150'ye düşüyor. Gene 150 lira pahalı. Nasıl canlandıracaksın? Ben ticaretle uğraştığım için biliyorum. Yaprak kıpırdamıyor şu anda piyasada. İnsanlar alışveriş etmiyor çünkü göremiyor. Kimse önünü göremiyor. Yani bu ne yazık ki ÖTV meselesi de, bu çiftçiye mazot meselesi de, emekliye promosyon meselesi de, bunların hepsi seçim aldatmacısı. Acaba yandaş kanallarımla, gazetelerimle yazdırarak, çizerek, bunları söyleterek bir kesim insandan bunları, oyunu alabilir miyim hesabı? Evet. Bunun dışında hiçbir şey yok. Biz kesinlikle bu kışkırtmalara gelmeyeceğiz. Sakin bir biçimde kapı kapı gezerek, ev evi gezerek, kadınlarımızla uygun bir dille, görüşlerine saygı duyarak, yakamızdaki parti rozetlerimizi çıkararak, bir Türkiye vatandaşı, ülke, TC vatandaşı olarak bu ülkenin bölünmesini istemiyoruz diyerek bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve ben büyük ihtimalle de bunu başaracağımızı düşünüyorum. Yani bilmiyorum, zamanımız kaldı mı? Programın sonuna geldik. Bir miktarda bu varlık fonu meselesi var. Bu da çok kafa karıştıran bir şey. Girebilirsek zamanımız evet, yeter herhalde. Şöyle ki biliyorsunuz yeni bir varlık fonu oluşturuldu. Evet. Bunun içerisinde ben çocuktum, hatırlarım. Köylülerimizin tütün parası yatırılırdı. Pamuk parası yatırılırdı Ziraat Bankası'na. Çünkü Ziraat Bankası ziraatçıyı, çiftçiyi, köylüyü kalkındırmak için kurulmuş bir bankaydı. Ne yazık ki bunu da varlık fonunun içine attılar biliyorsunuz. Türkiye'de 15 yıllık iktidarlarında satmadıkları bir tek devlet kurumu kalmadı. Atatürk'ün devrimlerinden bugüne Cumhuriyet tarihimizde kazanılmış bütün fabrikalar elden çıkarıldı. Üzerine bir şey koyamadık. Birileri şunu söylüyor, ama diyor köprüler var, ama yollar var. Evet, köprüler, yollar var. Ama bunlar bizim ödediğimiz vergilerle var. Evet. Bunları kimse cebinden yapmadı bize. Bu asli göreviydi, o köprüyü, yolu yapması. Ama sen yaptığın köprüden bende 80 lira geçiş parası istediğin zaman o köprü bana hizmet olarak gelmiş olmuyor. Çünkü o ödediğim para benim cebimden tekrar aldığım bir para senin. Velhasıl yapılan bu yollar da, köprüler de ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti'nin değil. Bunların hepsi tıpkı varlık fonunda olduğu gibi dış ülkelerden alacağımız krediye, Avrupa'dan ve Amerika'dan alacağımız krediye teminat olarak gösterilecektir. Tıpkı şu anda İngiliz bankalarında bulunan 450 ton altınımız gibi, teminat altınımız gibi. O kadar altınımız var mı? Orada altınımız yatıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin, ama o borçlarımızı ödemeden de altını çözemiyoruz. O onun teminatı konumunda kalıyor. Geçen yayınlandı bunlar biliyorsunuz. Borçlar ödendikten sonra altın çözülecek. Ha, altın çözülecek, ama şu anda benim işime yaramıyor. Borcu ödeme. Onlar da bize parayı verirken kara kaşımıza, kara gözümüze vermiyorlar. Garantiye alıyorlar. Al Türkiye bu parayı kullan. Yok öyle bir şey. Babası oğluna vermez. Kimse kimseye bir şey vermiyor. Aynen böyle. Sayın Vekilim, çok teşekkür ederim. Bakın programın sonuna geldik. Evet. Ara dediniz, şu dedik, bu dedik, ama bir saatte çabuk doluyor yani. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. Ben çok keyif aldım. Umarım seyircilerimiz de keyif almıştır. Ben diyorum ki halkımız, Türk halkına önce güvenmek gerekiyor. Kesinlikle. Ne eylerse benim güzel halkım en iyisini eyler diye anayasaya düşünüyorum. Anayasaya gitmeme nedenimiz bu. Unutmuştum. Türk halkı ne eylerse güzel eyler. Niye Anayasa Mahkemesi gitmeyen diyenlere de işte tercihimiz bu olduğu için. Biz evet, halkımıza güveniyoruz. Evet. Evet. Ve hayırı Türk halkı en iyi şekilde değerlendirecektir diyorum. O partinizi ve kendi şahsi düşüncelerinizi bana göre çok güzel anlattınız. Halkımız umarım
gereken mesajları almıştır. Ege Türk Televizyonu olarak tarafsız, objektif olarak her partiye, her vekilimize kapımız açıktır. Takdir edecek olan halkımızdır. Çok, çok doğru. Teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ İyi olun. İyi ki geldiniz varsınız efendim. Sevgili Ege Türk izleyicileri, tekrar bir siyaset programı olan Ege'nin Nabzı programı sonuna geldik. Sürçü lisan eylediksiniz af ola. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim. Hoşça kalın.